Evet, bugün Şerife Avcı çok kullanışlı, çok güzel bir şey yapacak. Özellikle minnak kedisi, köpeği olanlara çok iyi düşündük bunu Evet. biz. Çok örgü, bebek elbisesi, ay köpek elbisesi isteyen, kedi elbisesi isteyen kedilere giydiriyor musunuz bir şeyler? Çok tutmuyor değil mi? O şey yapıyor. Bir köpek elbisesi düşünsek Nurgün. Vallahi yapalım. Biz yapmıştık vaktiyle ama bu çok tatlı şey olmuş. Çok güzel olmuş. Kolay mı? Kolay. Kolay. Yani ne kadar köpecikler için? Şundan biraz daha kaba da sığabilir. Yani şöyle. Ay bu da çok güzel bir oyun. Çantanın boyutları da büyüyebilir. Yani Büyüyebiliyor mu boyutları? büyüyebilir Her tabii şey tabii. olarak büyütebiliriz. Yani kalıbın kenarını. Mesela büyüterek. papyon buna keşke getirseydim bugün papyonu. Bir tık küçük gelir. Papyonu ilk alındığında bu kadardı. Bu kadarcıktı. Kitapların arasına çıkıyordu ve kitapların arasında kayboluyordu. Bir kitap boyundan küçüktü boyu. İlk geldiğinde yani. O Derya'nın köpeği aslında papyon. Ama bana kaldı. Bir ara çok yoğun çalışıyordu Derya. Yurt dışında bir ara böyle yalnız kaldı falan. Çok bunalıma girdi ablası dönünce. O zaman birlikte olduk ama ikimizi de böyle çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Şimdi ben ayrılamıyorum ondan. Evet, şimdi bunun için nasıl bir kumaşa ihtiyacımız var? Onun için kot olabilir, poplin olabilir, Şu bir bazen keten olabilir. mi O bu? Çok... keten, dak keten, Ha, o evet. tarz ketenler olabilir. Yani evde artan kumaşlar olabilir, ekleyerek yapılabilir. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle böyle havaalanı, işte bazen söylüyoruz yanımızda taşıyoruz falan. Ama galiba ona bir kapalı çanta da istiyorlar ama kapalı çantayı Günlük yanınıza kullanmak alırsınız, için. onu buraya Evet. koyabilirsiniz. Evet, nasıl başlıyoruz? Şimdi kalıbımızı önce bir dikdörtgen çizerek kalıp çıkartmaları için. Bir dakika, göremiyoruz kalıbı, görelim. Buyurun. 42 Evet. santim. Evet. Kalıbı 27. ben bir karşıya şöyle bir dakikanızı rica ederim. Kalıbımız şöyle bir şey. Evet. Şöyle bir şey. Dikdörtgen Önce bir çizerek. dikdörtgen Evet. Yani çiziyorsun. kalıbı çıkartmalar açısından kolaylık Evet. olur. Daha sonra o çizdiğimiz 42'den 1,5 santim alttan çizgi çiziyorum. 2'ye bölüp 21, 21, 42'yi bölüyoruz. Bu taraf sap oluyor, diğer taraf çantanın geniş tarafı oluyor. Bu neye benziyor? Hani bir Yani şeyden bir böyle. atlet şey gibi, biçkisi gibi. Mesela kol Evet. ağzı biçkisi gibi, kol evi Evet, gibi şöyle. Bir yapılabilir. dakika. O genişi, o darı gibi, Bak. yaka gibi. Hayır, böyle Yani tarif edebilmek için. tabii. Şöyle yarım bir şey aslında. Evet. Hani evde bunu çizmeniz için söylüyorum. Ayrıca bunu sayfanızda yayınlayın. Belki print alabilirler orada. Nereden kolay olur bu? Ha, onu söylemeyelim. Ben bunun nerede yayınlanacağını size yazacağım şeyden sonra. Oradan belki print alabilirsiniz. Olabilir. O da Yani güzel. ölçüleri görünce yani onu yapabilecek hanımlar da çıkarabilirler. Evet, Kol evet. zor değil. Şurada mesela etek pensi gibi pens Ha, yapıyoruz pensler var genişler için. şurada. Evet. Çok güzelmiş. Bu pensiyerleri bunlar. Evet, bir de Şimdi biçkisinde bir püf noktası var buyurun bunun. biçelim. Normalde biçki yaparken kumaşlarımızı biz yüz yüze kapatırız. Evet. Yani çift biçkilerde. Bunda iki yüz de aynı tarafa bakacak şekilde Ne kadar olması kumaşa gerekiyor. ihtiyacımız Yani var? şu mesela bir yüzü için, şimdi astarı için ayrı. Bu tek yüz olan astar olarak düşünün. Yüzü için de ayrı. İşte bu tarz bu Böyle kadar. kesiyoruz. Normalde biçki yaparken bunları yüz yüze Evet. kapatıyoruz tersten. Ama burada da Bunu ikisinin de yüzü geliyor. yüzü veya tersi ama ikisi aynı tarafa bakması gerekiyor. Tamam. Çünkü biz bunları yaptıktan sonra böyle yerleştirdik. Diyelim ki kenarlarından. Bir de bu boy isteyenler, mesela küçük isteyenler biraz bunu sınırdan kesip, biraz daha büyük isteyenler dikiş payı vererek keserse boyutunu da kendileri ayarlayabilir biraz Evet, ben papyon için ölçülerde. mesela şöyle biraz daha büyüterek keseceğim. Sapı da büyütmem gerekiyor mu? Sapı büyütmeme Yok, gerek gerek yok. yok, gerek yok. Sadece şurayı Şu oyuntuyla genişleteceğim. birlikte evet. Beni biraz genişlesin. Evet, Boyunu keselim. biraz. Şimdi bunu kestikten sonra
kesilmişi var, ben kestim. Tamam. Bunu sadece şey için, tarif edebilmek için ben getirdim. Tamam. Kumaşla çok fazla bir şeyimiz olmayacak. Şimdi kesmeyi yaptım. Bakın. Oradaki amacımız, yani aynı yüz yüze koymamızın amacı, bunu böyle ters yerleştiriyoruz. Bakın. Şöyle yerleştiriyoruz. O yüzden. Ha. Şimdi aynı yöne mesela yüz yüze yapsaydık böyle olacaktı. Yani bir bluz olarak düşün, böyle olacaktı. Ama biz bunu yüz yüze yaptığımız için, yani tersine yaptığımız için, o yüzden kumaşı o şekilde koymak gerekiyor. Aslında biz bunu örgüyle de yapabiliriz. Arkasını kumaş yapabiliriz. Olabilir. Mesela İçine bir tarafını astar. Örgü yapıp. Tabii tabii. Ha, olabilir. Güzel. Evet. Yani. Şimdi bir tanesini hazırladım ben. Hemen diğerinin şu şeyini. Pensi çekeceğim. Pensini çekeceğim. Diğer hazırladıklarımı göstereceğim. Bakın şunu iki ucu çizdikten sonra birleştiriyorum. O pens bunun çok güzel oturmasını sağlıyor. Dikiş bilenler biliyordur. Nasıl bir ayarda çekiyoruz? Düz dikişte 2,5. Normal standart dikiş ayarıyla dikiyorum. Bu içte tabii astarlandığı için sülfileye falan da gerek kalmıyor. Çünkü atan bir kumaş değil çok fazla. Tamam. Ama çok güzel bir şey. Naz. Mesela hokus sığar mı buna? Hokus sığar. Sığar. Ama zıplar. Durmaz. Zıplar, durmaz. Doğru. Köpekler için çok. Köpekler için. Ama normal çanta olarak da kullanabiliriz. Yani normal çanta olarak da kullanılır. Evet. Tabii çok tabii güzel. Olabilir. Burada aslında çok önemli bir prensip şu. Şu olay Erkan, kaçırmayalım evet. Şunu. Şimdi evet. İki yüzü birleştirdikten sonra şurayı makineye çekiyoruz. Normal düz dikişle birleştiriyorum. Alt kısmı sadece. Evet, iki tarafta da bakın. Burada da pens var. Evet. Burada da pens var. Şunları bir çanta gibi. Aslında şurada bir çanta prensibinden bahsediyorsun. Şu da bu evet. Şekilde çanta olabilir. Evet. Böyle olabilir, çantalar tabii, tabii. Da var. Yani evet. İllaki şey olması gerekmiyor yani. Tamam. Amacı ne olursa. Şimdi sonra orayı mı çekeceksin? Birleştiriyoruz. Aslında dikilmişi var. Ama biraz çek görelim. Biraz çekeyim. Biraz çek, birleştirmeyi olur? Görelim. Evet. Seyircilerimizin sorusu olursa sorun. Ölçülerini istiyorlar Deryan. Ben şimdi söylüyorum Şerife Hanım paylaşacak. Evet, ölçüsünü biz de sayfaya şimdi nasıl reklam arasında çek koyalım. Evet, çekelim Şerife Hanım. Şerife Hanım, astar kısmını da aynı şekilde mi hazırlıyoruz? Aynı, astarı ve dışı aynı oluyor. Yani böyle iki tane hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde iki çalışma yapıyoruz. Çok soru var diye söylüyorum Şerife Hanım. Şu patrona bir gelmek istiyorum. Bunun buradan buraya... 42 santim. Yazıyor mu? Ha yazıyor. Burası şu şuradan üstten, göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın şuradan şuraya 42 santim. Santim. Buradan buraya 27. Şunu sen açmadan yapmışsın burasını böyle kesmeden yapmışsın. Burayı çizilebilmesi için ben açtım. Evet. Yani çizerken şey yapmış. Şöyle evet. Burayı dikiyoruz ki bu potluk bize bakın şunu veriyor burada. Pens yani yeri. Altı bombe yapıyor. Ay, yani çok içine çok güzel yalnız olağanüstü güzel olmuş. Sapını falan da bu hazır satılan bir şey mi? Onlar kayışlar hazır satılıyor. Şeyleri ben aldım. Şunları bakın, aldın mı? Şunları böyle? Ben hazırladım. Metallerini de aldım. Metallerini aldın. Aldım, hazırladım. Bunları böyle. Falan nereden aldınız falan hepsini yaz Şerife tamam. Bize. Ne olursa. Tamam. Çok soran oluyor. Bazen şu küçücük şeyi ben bile bilmiyorum bu nerede var. Bunun içinde bir de şöyle bir küçük bu, tasmamız bu var. Bu hazır bir şey mi? Hazır, bu hazır. Metreyle satılıyor. Tamam. Bunlar da ayrı satılıyor. Tamam. İstediğiniz boyda, genişlikte bulabiliyorsunuz. Bir dakika nasıl diktin öyle? Şuraya onu merak ettim. Yine metallerle birleştirdim. Şuraya diktin. Evet.
Bunu da buradan diktik. Sonra bu tabii şu hareketi vermek için bunu yapmak zorundayız. Uzun, kısa, evet. Bayağı profesyonel bir durum oldu. İstersek bu tarafını kullanabilir miyiz? Kullanılabilir. Evet, burayı da kullanabiliriz. Kullanılabilir. Şu da içinde boynuna tasmasına takmak için bağcığı. Bak, hokusa şeyi takarsan fırlayamaz. Tasmalık yer. Böyle o zaman boynu falan bir şey olur. Evet, tehlike olur. Ama köpeklerin tasma yerine olur. Mesela köpeği içine koydunuz. Bunun bir tane tasması var. Onu da buraya takıyoruz ki hani düşmesin, güvenli olsun falan diye. Şimdi kediler için nereden oluyor? Belinden oluyor. Tasması belinden. Kediciler şimdi hemen şey yapıyorlar. Bilmiyorum kedilere nasıl takılıyor. Kot kumaştan tabii eski kotlardan da yapabilirsiniz. Ben kottan yani çok fazla mesela. Bir şey gitmiyor buna. Kot eteğiniz varsa eski olabilir, ondan da olabilir. Pantolondan evet Şerife Hanım. Şimdi ben iki parçayı da hazırladım. Bu içi, iç bu tarafı. Bu içi, bu dış yüzü. Bunlar ne? Bunlar iğne yerine kullanıyoruz. Yeni bunlar böyle bir malzeme. Ne diyorsun? Bu tür çalışmalarda çok rahat oluyor. Bunlar nerede satılıyorlarmış? Kafiyeler değil mi var? Evet evet var. Bunları yaz. Mandalları şuradan aldık falan. Bunları da bize söyleyin lütfen. Evet. Bunları yüz yüze böyle birleştiriyorum bakın. Yüzleri birleşecek. Birleştirelim. İç içe geçirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burayı böyle baştan başa dikeceğiz. Daha sonra tersini çevirince zaten kayışın takmak kalacak. Bunu oturttum. Yalnız şu işe bayıldım şu mandallara. Çok güzel. Kim düşündüyse. Evet, o yorganlamalarda falan da zarar veriyor mu? Yorganlamalarda da iyi diyorsun. İğneden daha iyi. Ben ilk defa gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Süper. Evet, dikelim şimdi. Onu dikelim. Peki bu iki kat olduğunda dikiş ayarında bir değişiklik yapıyor musun Şerife Hanım? İnce normal olduğu için yapmıyorum ama biraz kalın olursa eğer kotları 3'e alabilirler. Mesela ben şimdi 2,5'la dikiyorum. Onu eller, kot kumaşından yapıyorsunuz. Makinede biraz daha kalına göre ayarlamalısınız. Aslında kot iğnesi oluyor mu? Var tabii. Kot iğnesi tabii, koyalım mı yoksa kot iğnesi makineye takmak gerekiyor. Kot eğer iğnesi kot de var makinelerde. Evet. Bunları bu şekilde birleştirerek düz dikişle. Kaçırmayın. Bu dikişten sonra esas o çevirdiği zaman olay farklılaşacak burası. Evet. Başka ne soruyorlar seyircilerimiz? Bir dakika. Kumaşından yapabilir miyiz diye efendim? Soruyorlar. Sap kısmını kendi kumaşından da yapabilir olabilir miyiz diye soruyorlar. Tabii yani devir ekonomi devri olduğu için sap kısmını kendi kumaşından. Şöyle yaparsınız. Tabii satın aldığımız şeyler veya böyle programda yaptığımız şeyler kişilerin boyunu bilmediğimiz için hani nerede taşımak istediğini ayarlıyoruz. Ama siz evde kendi boyunuzu bildiğiniz evet. için ona göre bir yer tespit edersiniz. Metal bile kullanmayabilirler tabii. Aynen. Yani şöyle yaparsınız bunu. Nerede taşıyacağım? Şurada mı taşıyacağım? Burada mı taşıyacağım? Bu sapı ayarlarsınız. O şekilde de yaparsınız. Tabii şunlar işi şıklaştırmış. Eski bir çantadan çıkarabilirsiniz. Kullandığınız bir şeyden böyle. Kaç santim? Bize eğer biz bunu alacak olursak kaç santim bir şey almalıyız şunun için? 1 metre yeterli. 1 metre yeterli. Yeterli. Çünkü şuradan, önden de bağcık çıktığı için oradan, o uzantıyı. Oradan da çıkıyor. Evet. Şu uzantı var. Bakın evet. Şu uzantısı var. Buradan da bir yer kazanıyoruz. Ben çok güzel buldum. Pek çoğunuzun yapacağına inanıyorum. Böyle bebek taşımalar falan da var ama olayda bir farklılık var. Buna benzer. Bir de bebek taşıması yapalım şu yandan aslında. Olabilir. Yaparız. Vallahi. Nurgün, bir tane de sana bir bebek taşıyıcısı göndersem hem kursunda yaparsın hem de bize burada çalışırız. Resim atacağım sana. Bir tane buldum, çok kullanışlı. Örgüden yapalım. Şu mandallara bayıldım. Örgü şeysiymiş. Kumaşları böyle
İğnelemek yerine çok daha pratik, çok daha güzel. Aslında bakın dikişinde hiçbir şey yok. Dikiş dikmekten bazen şey yapıyoruz, aman nasıl yapacağız, nasıl olacak falan diye. Çok basit dikişle harika şeyler yapabiliyoruz. Bu çantalar o pet shop dediğimiz diyebiliyor muyum? Evet. hadi, ne diyoruz onun Türkçe şeysi ne? Hayvan dükkanı gibi. Hayvan malzemeleri satılma dükkanı artık öyle olmuş. Şeysi. Yani oralarda bayağı da fiyatlı oluyor. Yani, çantalar şeyler. Bu çok hoşuma gitti benim. Seyircilerimize bir şey söylemişler. Yani biz normal çanta olarak yapıyoruz ve kullanıyoruz bunu diye söylemiş. Ha normal çanta normal yapıp çanta kullanıyoruz. Evet. Aslında olur. Çok şık olur bence de. Hani şöyle bir oturması olduğu için. Şu kısım normal çantalarda farklı. Şu kısım bu, normal çantalarda için farklı diyor. Evet. Bak. Ama olmaz diye bir şey. Efendim? Olur. Niye olmaz? Ne yapıyoruz? Örgülerimizi koyuyoruz. Ha örgülerimizi koyabiliriz. Ah. Ver bakayım oradan bana bir şişti. Ha, çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Bu buraya da işleme yaptım ben. Çift taraflı kullanılabiliyor. Şimdi şurayı evet kapatacağız tabii. Açık nereyi kapatacağız? Açık bıraktığım için burayı bir şöyle ha, şuradan dikip çevirdik. Dikerken şimdi bakın çevirdik. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Hmm. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçilecek. Hmm. Şöyle. Evet buraları da aynı. Bunu dikiş makinede mi yapacaksın evet, böyle? Evet makinede yapacağım. Şu şekilde. Çok kolay zaten o. Senin için kolay dermişim. Ben bunu ince ince mutlaka teyellemem lazım mesela benim bunu yapabilmek için. Tutturur, ha, onlarla tutturalım, getir bakalım. Şuraya koy bir tane. Hı. Vermiş mi mağazası? Düzeltilir o dikerken evet, düzeltiriz onu. Süper güzel bir fikri var. Yün aldım mı ben buraya? Ay Nurgün bu ipliklerin yerlerde sürünmemesi için falan içinde bir şey yok değil mi bunların? Ha? Şöyle. Elimde örüyor. Olay bambaşka bir boyut aldı bizim program için. Alıyorum, atıyorum şimdi şuradan. Yolda yürürken. Sen parka giderken bunu kesin yaparsın. Siz yapıyor musunuz bunu? Biz yapıyoruz diyor. Nurgün'ün kursunda yapıyorlarmış. Şerif amcığım siz bu papyonun şeyini getirdiniz. Papyon sığamıyor benim yünler sığacak buna. Aa, yabancılar da bizden görsünler. Onlar da... Ha kolun takılan vardı. Bu daha iyi kola takılan var. Onu yabancılardan gördük hepimiz yaptık. Biz de yapmıştık programda. Ama inanın hele iki çileniz falan varsa... Ay papyonun çantası benim yün şeyim olmaz mı? Bana hediye mi yapmıştın bunu? Evet. Papyona. Papyona yapmıştık ama. Süper. Şu spor dikişi anlayamadım pardon. Üstten kaymasın diye dikiş geçiyoruz. Hani spor dikiş mi diyoruz ya bunu? Evet. Burada makinede bir ayar yapıyor muyum? Ya normal dikiş, düz dikişte. Aynı devam ediyorsun yani evet, hiç ayarı hiç bozmadan. Makinenin ayarıyla hiç oynamadan. Bakın burayı böyle katlayarak yine şöyle uçtan biraz dikersek. Hem de kaymayacak orası. Evet. Ben üretirmişim bundan. Papyon örgü çantaları. Papyon örgü çantaları. Ya inanılmaz bir şey çıktı buradan. Evet. Ama isterseniz de çeşitli amaçlarla kullanılabilir tabii. Çeşitli amaçlarla kullanabiliriz biz bunu. Oo, çok güzel. Bugün sabahleyin kuaförde vardı. Bir küçücük yavru şu kadarcık. Şeye geldi orada. Saç fön çekilen yerin oraya böyle. Yattı oturdu ama bu kadar. Böyle gözünün içine bakıyor annesinin. Çok şeker. Aslında o minnaklar için bu şahane. İsim yazmayı neyle yazdım buraya?
İsimleri, şey, ekstraforun evet. üstüne yazmışsın. Şunu da göster. Yazdım. Şeyle, makinede mi işledim? Bilgisayarlı nakış makinelerimiz var. Oraya papyon yani, yazdın. Papyon yazdık evet. Bir de buna da şey işledim. Yine o makinelerde işledim. Bu da çok güzel evet, olmuş. Tasarım makinelerimiz var. Bunun bir tanesini bugün bir izleyicimize verelim mi? Verelim. Verelim. İster gün için. çok bir soru var mı? Kalıp soruyorlar Derya Hanım. Kalıp soruyorlar. Bir kere daha kalıbı şöyle göstereyim Erkan. Nerede? Ha, masa üstünde görelim. Tamam. Ben de paylaşacağım bunu, ölçülerini. Şöyle 42 santim şuradan şuraya. İsterseniz 44-46 yapabilirsiniz. Şöyle yüksekliği 27 santim. Şerif Hanım dikiş paysız değil mi bu ölçüler? Dikiş paysız mı? Eğer küçük istiyorlarsa dikiş paysız yapsınlar. Hı. Ama biraz büyüğünü yapacaklarsa pay bırakarak yapsınlar. Yani tam bu bizim üstümüzdeki gibi yapacaklarsa... Evet. Böyle dikiş paysız. Dikiş paysız böyle birebir yapıyor. Ama biraz büyüğünü yapacaklarsa biraz paylı biçebilirler. Paylı biçebilirsiniz. O zaman şurada bir şey soracağım Şerife Hanım. Yani biraz büyüttük ölçüyü. Şurayı da biraz fazla yapacağım o zaman. Değil mi? Şurası. Tabii şu ortayı bulacağız. Mesela ortayı bulup şuradaki genişlik ortaya kadar geliyor. Bakın sap sadece ortada bu tarafta kalıyor. Peki. Diyelim ki bunu 50 yaptık. Atıyorum şimdi. Tamam. 50 yaptık. 25 yapacağız. 25. Katlandığında yarısı olacak. Evet. Yani 25'ten biz yarısına şunu çıkacağız. Kadar geniş oyuntu 25'e kadar gelecek. Diğer 25'te de sapı oluşturacağız. Evet. Evet. Süper güzel bir kalıpmış yalnız. Bundan her türlü şey yapılabilir. Allah birisi şimdi benden fikri aldı bundan yapıp yün örgü çantası diye yaparlar. Yaparsanız adını papyon koyun. Süper güzel. Şimdi dikişini bitirdik. Evet. Bakayım. Sapının takılışı var. Sapının takılışını da hemen gösterelim. Şuraya koyalım. Ay çok güzel oldu. Bakayım. Şimdi bu tarafta. Bunu buradan şöyle geçireceğiz. Pardon şuradan. Evet. Ver bir tane o şeyinden maşandan. Ben takayım. Aa, ne pratikmiş bu. Çok pratik. Onu da geliyor geliyor yani. Şöyle. Evet onun şeyi. Aparatı. Aparatı vardı. Bu, buldum. Bunu nasıl işte bu aparatlarda da zorlanabiliriz. Bir dakika onu da göster bize. Şunu şöyle taktık. Geldi. Şunu aslında böyle düz olması gerekiyordu. Bundan iki tane almışız. Tamam. Onun için de geri gitmedim. Bunu böyle normal takıyorum. Ha, düz olacak tamam. Evet buraya yine şöyle yapalım. Şimdi şöyle yaptığınızda bu şurada yanlış makine... bir aparat. Bu buranın aparatı. Yani, aynı şu bir tek bu şu demir olmayacak. Evet arada. Tamam evet yapalım. Bunu böyle yaptığımızda. Bunu şuradan, önce oraya onu da. Onu da buradan böyle yapacağız. Hı. Şöyle yapacağız. Tersinden bakın bunun düzünden. Böyle takılıyor bunun tersinden. Çünkü bu dönüşte şöyle dönüyor. Tamam şuradan evet. gösterelim hı hı. olmuşundan. Bu aparatı geldi buraya bakın yaptık. Bu aparatı hı hı. buraya yaptık. Böyle yaptık ki bu dönüşte farklı duruyor değil mi? Şöyle bir dakika. Evet evet arkaya doğru geliyor ya. Şimdi nasıl böyle oluyor? Taktığınızda evet. bu normal duruyor. Bu buradan bu böyle dönmüyor. Mesela bu renkli yeri böyle dönüyor düz olarak. Şöyle hmm. arkaya. Dikkat edilecek konu. Böyle, evet. Naz, şunun fotoğrafı bir benim için önemli. Bak, bu buradan, bu buradan. Şu var ya, şunu reklam arasında bir video çekelim. Tamam. Nasıl tutturacağız bunu? Şimdi program bitince nasıldı diye ben bile düşünüyorum bazen. Evet. Evet. Şu şekilde. Çok teşekkür ederiz Şerife Hanımcığım. Dünya tatlısı. Ne güzel bir şey yaptın. Ne güzel fikirler verdin. Hem evcil hayvanlarımız için, köpeklerimiz için çok güzel bir şey çok oldu. Güzel. Hem de yün çantası oldu. Bak, 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 bak. İstediğiniz bak. Şekilde kullanın. Efendim reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Nurgün bizimle birlikte... çok güzel 3 motiften bir şal oluşturacak. Aa, çok güzel.